Yusuf Sarı kanalı. İslam dinini sizler için bilip koyuşsizlik haklardım. Bilgenlerge tekrar bulsun. Bir işte maksadı vardı. Bunu makasidil İslam değil. İslam'ın maksatları. Beş de diyenimizde bu iman, namaz, razı, zekat emez. Bu bizim ibadetimiz, bu bizim burçumuz Allah'ın aldı. Lekin İslam dininin beş de âli maksadı var. Yani beş prinsipi var. Beş de. Nemeden ibaret deyse, buna o şey bir neçe yıllardan beri İslam ulamaları, faylasuflar, İslam faylasufları o şey İmam Gazali'den beri şunu takitlep geldiler. Beş de âli maksadının birincisi, insanların hayatını muhafaza kılış. İkincisi insanların aklını muhafaza kılış. Üçüncüsü insanların neslini muhafaza kılış. Dördüncüsü insanların mal mülkünü muhafaza kılış. Beşincisi insanların dinini muhafaza kılış. Bana şu bir işte maksat sarı intilamız biz Müslümanlar. Biz ne aldığımız gibi bana şu maksatını Allah koydu. İnsanların hayatını muhafaza kılasan, insanların aklını muhafaza kılasan, neslini muhafaza kılasan, mal mülkünü, dinini. Kendi kılı muhafaza kılar. Hayatını muhafaza kılış bu hamamızga anık. Demek insanda hayatıya tasir kıladığın narsa var ki bunu aldığını alamız ve bunu alga sürgenlerge karşı çıkamız. O kanaka gaya, kim tomonidan bo'lsin, xoh o dinni nomidan gapirsin, xoh o'zini siyosiy qarashidan gapirsin, xoh boshqa narsasidan gapirsin, agar shu 5 ta maqsaddan bittasiga qarshi bo'lsa, u islom maqsadiga qarshi. Kim odamlarni o'ldirishga chaqirayotgan bo'lsa, kim insonlarning aqlini ta'siriga ruxsat berayotgan bo'lsa, kim naslni buzishga ruxsat berayotgan bo'lsa yoki sharoit yaratayotgan bo'lsa, bu islom maqsadiga qarshi. Hamasını maksadı bana şu Müslümanlarda şu beş maksat içine cemleniş gerek. Bugün ise biz bana şunun içine bitten narsa hakkında yaklaşmakçımız ki bu insanda hayatına tasir kıladı. İnsanda aklına tasir kıladı. İnsanda nesline hatta insanda bana malige kereyi bozup dini giyen bir şeylesi giyen tasir kıladı desem mübalağa bulmaydı. Bu ne mi bu? Bu giyahvarlık. Hamasiga ta'sir qiladi mana shu. Nega bu masalani bugun ko'taryapsiz, muhtaram domlar? Axir bu yerda namozxonlar, Allohni taniganlar o'tiribdi deydigan bo'lsak, siz azizlar Allohga shukr, Allohni tanigan, Allohni bilgan, haromda harom deyuvchi, halolni halol deyuvchi musulmonsiz. Lekin atrofga bir qalaylik, yoshlarga nima bo'lyapti? Hozir o şu giyohvandlikni yangi turları çıkıyordu. Dori tariqasida ichayotgan qancha, burniga sepadigani qancha bo'lib ketdi. Uni o'zimiz ko'chada gapirib yuribmiz. Ey qarang, hozir shunaqa bo'lib ketibdi. Haligi burunni ochadiganda ichiga quyib olib ham sepib yurishibdi ekan. Bu narsaga befarq bo'lishlikimiz mana shu maqsadga qarshi bo'lishimiz. U insonni hayotiga ham ta'sir qiladi. İnsonda aqliga ham ta'sir qiladi, nasab, nasliga ham ta'sir qiladi, puliga ham, moliga ham, dini, diyonatiga. Shuning uchun bu masala eng muhim masalalardan hisoblanadi azizlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Astaezu billah ya'muruhum bil ma'ruf va yanhahum 'anil munkar va yuhillu lahum at-tayyibat va yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith." Sadaqallahu alazim. Alloh aytayapti Surah A'rofda, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni yaxshilikka buyuradi. Payg'ambarning vazifasi yaxshilikka buyuradi. Yomonlikdan qaytaradi, pok narsalarni halol qilib, nopok narsalarni ularga harom qiladi, ya'ni yetkazadi. Halol nima, harom nima yetkazadi. Dinimizda Alloh taolo o'sha bizga halol qilgan pokiza narsalarni berib qo'ydi. Halol, pok narsalarni iste'mol qilishligimiz kerak. Lekin bugungi kunda o'zicha shundan aytaylik, fatvo chiqarib, buning to'g'risida Qur'onda gap yo'q. Qani Qur'onda shu to'g'risida gap bormi, hadis bormi deyuvchilar ham chiqyapti. O'sha ba'zi bir giyohvandlik moddalarini aytaylik, nashaga o'xshash yoki kunoriga o'xshash, bu giyohda bu, nima bo'pti deganlar ham bo'lyapti. Ming afsus. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki,
sahabelerden rivayet kılınadı. İmam-ı Abu Davud'da geledi. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kulli muskirin ve muftirin. Ümmü Seleme radıyallahu anha anamız rivayet kıladı bunu. Yani Resulümüz aleyhissalatu vesselam her kandı maskılıcı ve bedenini boşaştırıcı nerselerden kaytardılar. İstimaldan kaytardı. Nehi kıladılar. Her kandı maskılıcı ve bedenini boşaştırıcı. Maskılmasından şunçaki içkende bedenini boşaştırıp rahatlanadık onu yiyem haram kılındı. Şu madde arkadır. Hazır ayeti bütkenimdik, hazır yaşlarımızı ayetiyelik maşlaka bir mahsus darılar. Oza asrıda bu darılar psikotrop darılar. O şu ruhi hastalar üçün çıkar. Ularga yardım kılınışlık üçün oylap çıkarırken. O şu tramadol deydi, lirike deydi, vaha kazalar. Şimdi o şunu içip, şundan masb olup, şundan kayıp kılıp yürgen balalar köpeyip gelirdi. Ona, aman bana şu mavzuda gepirişlikden aldın, anca malumat kıdırıp gördüm. Juda qo'rqinchlikka. O'shi mana shu ayni shu dorilarni ichgan yigitlarda oxiri shu darajada vasvas, ya'ni gallyutsinatsiya bo'lar ekanki, oxiri yo o'zini yo birovni o'ldirishgacha borar ekan. Shunaqa darajada yomon insoniylikdan chiqarib yuborar ekan. Lekin afsuski, mana shu narsani bugun iste'mol qilayotganlar bor. Ming afsus, shu o'zimizning ichimizda, atrofimizda. Endi biz uni ko'rib turib ko'rmaganga olishligimiz ham o'zi aslida gunoh azizlar. Buni biz mana gapiryapmiz, sizlar ham uni gapirib, birgalashib harakat qilishimiz kerak, chunki bu yurt bizniki, avlod hammamizniki. Qaysi yurtda amr ma'ruf nahy munkar yo'qolib qolsa, o'sha hammamiz gunohkor bo'lamiz. Amr ma'ruf degan odamlarni yaxshilikka, ezgulikka, savobga chaqirish, nahy munkar gunohdan qaytarish. Bu hammamiz burchimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yana bir hadislerde kulli muskirin hamrun ve kulli muskirin haramun degan ekanlar. İbn Umar, Hazreti Umar'ın oğulları tomonidan rivoyat qilinadi. Yani her bir mast qiluvchi hamrdir ve mast qiluvchi her qanday hamr bu haramdır. Kur'an'da hamr deb kelganda, hamr degani o'sha mast qiluvchi narsa o'zi aslida. Şuna aytdilar Peygamberimiz Resulullah Vesselam, her kandı mas kılıcı narsa hamır diyor. Bana şu hamır haram. O kanakı korunuşu da bozsun. Onun namı başkaca bozsun. Onun istimali başkaca bozsun. Lekin bari bir haram. O insanda aklını yem oladı. İnsanda insani iyiliğinden çıkarıp yuvaradı. En kızgını aytsam, mas boğalıp, hohleyip, giyohvandlikdan mas bo'ladimi yoki boshqa aroqdan mas bo'ladimi? Xotinini taloq qilib olib bizga kelib shuni o'rtaga qo'yapti. Uyalmasdan aytadiki, "A domla men mast edim-da. Nima qilaylik? Mukofot beraylik." Nima deyishimiz kerak? "Ey, yaxshi ham mas ekansiz," deyishimiz kerak. "Men hayronman, aytaman, bo'pti, mas bo'lgan bo'lsa ham taloq tushadi. Mastikim, ha men mast edim-u." Endi siz mast ekansiz deb turib sizga ruxsat bersek, mast bo'lmagan odamdiki o'tadi desek, mantiqsizlik emasmi? Unda sizga mukofot bergan bo'lib qoladi deyman. Qayerdan topyapti bu gap? Hech qayerda bunaqa gap yo'q. Masti ham tushadi taloq. Mastlik rostlik deydi o'zi xalqimizda. Shu aslida shu paytda ko'p rost gapirib yuboradi. Juda o'tib ketgandan keyin aqldan ketadi. Ana o'shuning uchun bugunlik kunda biz yoshlarimizni, ayniqsa bolalarimizni kelajagini o'ylaganimizda shuni juda ham ehtiyotini qilib, ularni mana shunday holatlarga tushib qolishlikdan saqlashimiz kerak. Har qanday kayf qiluvchi, har qanday mas qiluvchi narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Eng yomoni o'zini o'zi joniga qasd qilyapti-da, u oxir o'lim bilan tugayapti. Qancha odamlar shu yosh bolalari aytaylik ota-ona bexabar o'sha giyohvandlikka o'tirib olgan oxiri uni miqdorini oshirib yuborishligi natijasida o'layotgani bor. O'zingizlar guvohsizlar, juda ko'pchilik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki La'nul mu'mini ka qatlihi wa man qatala nafsahu bi shay'in fi dunya u'adhiba bihi yawm al-qiyamah. Mu'minlar haqida gapirib Payg'ambarimiz alayhisalom mu'minni la'natlash uni o'ldirishga o'xshaydi deb gap boshladilar.
bir mo'minni mo'minni la'natlashingiz uni o'ldirishga o'xshaydi deb orqasidan aytdilarki, dunyoda kim o'zini biror narsa bilan o'ldirsa, qiyomatda o'sha narsa bilan azoblanadi. O'zini o'ldirish deganda biz faqat o'zini joniga qasd qilish, aytaylik, biror suitsid qilishlikni o'zini tushunmasligimiz kerak-da. Mana shu giyohmandlik bilan ham o'zini o'ldiryapti, u ham o'zini o'ldirganga kiradi. Qiyomatda mana shu holatda azoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar.